İsmail Saymaz, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Geçmiş olsun beraat kararınızdan. Aa, teşekkür ederim, evet. Çok da kilo vermişsiniz görmeyeli. Bu daha güzel bir haber. Evet. Ne oldu İsmail? Fark ediliyor. Dün bir yargılandığım dava vardı abi. Oradan beraat ettim. Ama savcı itiraz etti. Bakalım ne olacak? Ha, onu gördüm. Evet. Evet. Gördüm. İtiraz geçmiş mi? Olsun. Savcı itiraz etti. Evet, teşekkür ederim. Devletimizin hakiminin resmini yayınlamadığın için yayınlamakla suçlandın. O da var. Asıl orada tabii hakimi AK Partili demek suretiyle hakaret etmek gibi bir suçum daha var. Hakimi AK Partili demek suretiyle itibarını sarsarak hakaret ettiğim iddiası var. Bir de ondan yargılandım aslında. İtibarsız. Evet. AK Parti demek itibarsız. Kendisi daha önce AK Parti'den milletvekili adayıydı ve belediye başkan yardımcısıydı. Ve Deniz'in de öyle bir davası var. Var mı? Evet. Eski meclis başkanı. Aa, evet, o İsmail. Ben İsmail Kahraman'a Atatürk düşman ama savcı reddetti davayı. Yani o ondan incinmiş olabilir de AK Partili'den kim niye incinsin yani? AK Parti, hayır. AK Parti eski milletvekili, AK Partili ifadesini hakaret addeder mi? O ki gururun inciniyor, AK Partili olmasaydın yani. O ki bu kadar utanç verici bir mesele. Ben görevimi yaparken arındım. Yani partili olarak davranmadım. Ama zaten AK Partili olduğu için 3 yıl önce avukatken Ağır Ceza Mahkemesi üyesi oldu ve partisinin birinci dereceden şikayetçi olduğu davada, mağdur olduğunu iddia ettiği davada hakim olarak görev yaptı. AK Partili olmasaydı zaten o mahkemenin önüne geçemezdi. Yani bu kadar kelimelere takıldı. Ben mahkeme başkanına siz 20 yılda, sizin 20 yılda geldiğiniz yolu o 2,5 yılda geldi dediğinde ne dedi? Şey demedi. Yani öyle baktılar yani. Bir şey de tepki göstermediler. Ben dedim, eğer dedim zaten bu Murat Bey dedim AK Partili olmasaydı sizin 20 yıldan önce oturabildiğiniz şu koltuğa 2,5 yılda oturamaz dedim. Zaten dedim ki bu aslında dedim yanlış anlamayın ama 3 kişilik hakim heyeti aslında dedim kürsüde 2 tane hakim var, 1 tane avukat bey, Murat avukat var dedim. Murat Bey aslında hakim olarak değil, Gezi Parkı davasında Erdoğan'ın avukatı olarak orada oturmaktadır dedim. Böyle söyledim işte. Ama yani yanlış bir şey söylemedim. Mahkeme salonundaymışım gibi hissettim. Geçmiş olsun. Hayır ama yani. Ama benim bir suçum yok ya. Ben hayır. Mevcudu söyledim. Hakimin fotoğrafını basmışsın diyorlar. Ya hakim adam 3 sene önce, 4 sene önce milletvekili adayıydı. Bütün fotoğraflarını kendisi duvara astı zaten. Ben bir yerden bulup da hayır ya. Şey yani Google'a girsen zaten belediye başkanı adayı olarak. Gizlice çekip yayınlamamış. Milletvekili ya. Adayı olarak demeçleri var yani. Her tarafta fotoğrafı var. Hayır, bilgi kişi raporuna göre fotoğraf da basmamışım zaten. Kaldı ki ben orada gösterdim. Bir ay önce Yeni Şafak gazetesinin Anayasa Mahkemesi üyelerinin fotoğrafını bastığının manşeti var ya, tam sayfa fotoğrafını basmış. FETÖ'ye ve PKK'ya kapı açtılar diye. Niçin? Can Atalay kararlı verdikleri için. Ya dedim ki bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bütün Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafları basılmış. Evet. Türban kararı veren Danıştay üyelerinin fotoğrafını bastılar. Danıştay basıldı, bir hakim öldürüldü. Gümüşhane Barosu Başkanı'nın fotoğrafını bastılar, baro başkanı öldürüldü. Bunlarla ilgili hiçbir şey olmuyor. Ben basmadığım fotoğraftan burada yakalanıyorum. MİT toplantısında olduğu gibi o günkü toplantının fotoğrafları yayınlandı. Evet, onda, yani o öyleyken şehit düşmüş MİT görevlisinin adını kodlayarak verdiği için Barış Pehlivan tutuklandı. Evet. Yani bu tabii yazana göre. Mesela ben görünce o kadar çok hani baskı adamına oluşmuş göre, ki şaşırdım mesela. Adamına göre mesela. Siyasal yakalama. Burada mesele şu. Yani Gezi Parkı davasını Erdoğan ve AK Parti Gezi Parkı davasının darbe olduğunu düşünüyor ve öyle iddia ediyor. Ve kendisi davanın bir numaralı mağduru olarak orada yer alıyor. Ve kendisi AK Parti'den milletvekili adayı olmuş, belediye başkan yardımcısı olmuş bir kişi bugün avukat olarak, pardon, hakim olarak o davada yargılama yapıyor ve ceza istedi. Yani zaten karar da 2-1 çıktı. Yani o bir kişi yani karşı görüşte olsaydı beraat çıkacaktı. Böyle bir hukuk var mı ya? Böyle bir hukuk var mı? Üstelik benim orada yargılanmamın sebebi aslında şu da değil. Yani hakimin AK Partili olduğunu söylemem ya da fotoğrafını basıp basmamam değil. Benim suçum hakimin karısının FETÖ şüphelisi olduğunu yazmam. Asıl mesele oydu. Çünkü beyefendinin eşi 2016-15 Temmuz sonrasında bizzat savcılığa girerek sözde tanık adı altında örgütle olan temasını anlattı. İçinde yer aldığını, akrabalarının olduğunu vesaire anlattı. Sonra bundan da birkaç ay sonra kendisi hakkında FETÖ şüphelisi olduğu iddiasıyla, özür dilerim, örgüt üyeliği iddiasıyla soruşturma açıldı. Takipsi kararı verildi ve o evrakta diyor ki 17-25 Aralık'tan sonra da iki çocuklarını FETÖ okulunda okutmuşlardır diyor. Şimdi ben bunu yazdım.
Ben bunu yazınca hakim bey gitti adliyeye, karısı adına benden şikayetçi oldu. Böyle bir hukuk var mı? Sen mesela annen adına şikayetçi olabiliyor musun? Hayır. Herkes kendi adına. Hakim bey hakim olduğu için, o adliyede hakim yani olduğu için. Yani annem bana bırakır zaten gitti, şikayetçi. Eşi adına şikayetçi oldu. Davayı hakim bey adına açtılar. Yani düşün. Ben eşini yazıyorum. Hakim bey gidip eşim hakkında bunları yazmışlar. Hakaret var diye şikayette bulunuyorlar. Davayı eşi adına değil hakim bey adına açıyorlar. Dava ne zaman açılıyor biliyor musun? Tarihini söyleyeyim mi? 29 Mayıs'ta. Seçimden bir gün sonra açtılar davamı. Beklediler, beklediler, beklediler. Seçim sonucunu bir görelim dediler. Kılıçdaroğlu kazansaydı beraat edecektim. Belki hakime dava açılacaktı. Kılıçdaroğlu kaybetti, bana davayı açtılar. Ya böyle bir düzen olur mu ya? Ondan sonra mahkemede niye söylerim kardeşim yani. Niye söylemeyecekmişim yani? Ben suç işlemedim ki. Ben görevimi yerine getirdim. Savcı bey de itiraz etti. Bakalım ne olacak? Beraat var ama savcının da itirazı varmış. Olur, o da usulden yaptı artık ne diyeyim.